Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Koşa koşa geldim. Çünkü seni çok seviyorum. Hoş bulduk Beste abla. Ne oldu biliyor musun? Kırmızı pancar. Ama hiç böyle bir turşu yemedim. Ben sanki bunun çorbasını içmiş gibiyim yani. Böyle biraz pancara benziyor. Vişne turşusu bence. Kırmızı pancar turşusu. Bence annen sana bunu yapıyor. Evet. Tadını biraz değiştiriyor. Evet. Çaktırmadan yiyorsun, haberin yok. Vay anne. Göreceksin. Bir tadına bak bakalım kırmızı pancar turşusunun. Olur. Çok güzel bence. Gerçekten doğru söyle. Hepsini yiyeyim anne. Ben beğenmedim. Neden? Biraz böyle ekşimsi bir tat var ve böyle de çok değişik ve kötü bir tat geldi ağzıma. Yani böyle ekşi. Böyle ekşi işte, bu kadar. Peki sen bunun faydasını biliyor musun? Tadı çirkin olduğuna göre çocukları güçlendiriyordu. Çok faydalı, bu kalbi koruyor. Kesin kalbi de koruyordur. Kanımı dengeliyor. Bir de çocukların vücudunu güçlendiriyor. Annenden gördüğün kadarıyla bana bir tarif verebilir misin? Kırmızı pancar turşusu nasıl yapılır? Pancarla suda haşlayın. Yumuşayınca kabuğunu soyun. Cam bir kabınızı koyun. İçine sarımsak, tuz, şeker koyun. Bir hafta bekletin. İşte kırmızı pancar turşusu. Bir tane daha yiyebilir miyim? %50. %10. Bu turşunun kendisi kötü. Şefinizin bir suçu yok. O yüzden 50 puan veriyorum. Sıradaki turşuyu alabilir miyim? Tabii ki de lahana. En sevdiğim turşu. Lahana turşusu. Tahmin edeyim, lahana turşusu. Peki turşu annen yapıyor mu evde, lahana turşusu? Yapıyor. Anneannem de çok güzel yapıyor ve çok seviyorum. Ben her gün okuldan gelirken turşu var mı diye bağırıyorum evin içinde. Peki bu lahanadan turşu dışında başka ne yapılıyor? Sen salatasını yiyorsun, başka? Lahana sarması. Çok güzel. Hayatım dediğim en güzel turşuydu bu. Anne bunun yemeğini yapıyor. Evet, kapı. Nasıl yapıyor? Böyle bunları iyice iyice doğruyor. Kıymayla karıştırıyor. Çok lezzetli oluyor. Kapuskayı severek yediğine göre turşusunu da seversin diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Bir tadına bakayım. Yani? Yani kötü. Gerçekten mi? Bu arada ben bunun faydalarını çok güzel biliyorum. A, B, C vitaminleri var. Bir de lif var. Lif ne işe yarıyor? Lif ne? A, B, C vitamini var. Mide yani tok tutan bir şey. Lif var. Kalbe faydalı. Bir de annem hamileyken, ama bana hamileyken faydalı olduğu için hep bundan yiyormuş. Bu adımı veriyorum. 0. Kaç üstünden 0? 100 mu 10 mu? 100'den. 10 üstünden 130. 10 üstünden 130. Peki? %200 olamam. Bunu çok sevdim. Tam dediğin soğan turşusu. Soğan. Bir bakabilir miyim? Soğan turşusuna benziyor. Bunda da arabacık soğan. Büyüğü böyle, küçüğü de böyle. Elini almışken bir tanesini ağzına at bakalım. Çok güzel. Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten. Ama bak, birazcık güzel. Al istersen sen ye. O kadar kötü. Al istersen ye bir tane al. Esnaf, ben salata turşusunda başka turşu yemiyorum ki. Soğanın faydalarını biliyor musun? Söyleyebilirim çünkü soğanın faydalarını biliyorum. ABC vitamini var. ABC vitamini var. Kilo verdiriyor. İndirimimizi kolaylaştırıyor. Kilo verdiriyor. Dedemin tansiyonunu düşürüyor. Sinirleri yatıştırıyor. Ama hepsi sinirlendiği zaman soğan yer. Arpacık soğanları hangi yemeğin içine nasıl koyarsak güzel olur? Etin yanına koyunca çok güzel oluyor. Etin yanına koyunca ismi ne oluyor bunun? Lahana. Soğanı daha çok neyin yanında yiyorsun? Kuru fasulyeyle balığı. 20. 100 üzerinden. 0. 0 değil 1. 1 üstünden 2. Yani 3. Özür dilerim, %30. Gerçekten tat mi? Tat yok. Arkadaşlar ben sadece salata turşusu yiyorum. Bu soğanların suçu yok ama siz yiyin. Öpüyorum. Sizi seviyorum. Bu turşuların hepsini ben bazı turşuları yemedim. Bu turşular çok güzel. Siz hepsini yiyin. Bay bay. Öpüyorum.